Soma mezarlığındayız. Arife günü herkes bayramı aynı sevinçle karşılayamıyor elbette. Özellikle bugün mezarlıkta bütün ölülerin arkasından dua okuyan, hayır dualarını esirgemeyen bütün halkımıza teşekkür ediyorum. Ölülerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Soma katliamında kaybettiğimiz işçiler başta olmak üzere Allah mekanlarını cennet etsin diyorum. Arife günü vesilesiyle Türkiye'nin her yerinde bugün mezarlıklarda hayır duaları, kardeşlik, barış duaları dile geliyor. İnşallah Allah hayır dualarını ağzından, gönlünden eksik etmeyenlerin yardımcısı olacaktır. Burada da bir kez daha katliamda, Soma katliamında kaybettiğimiz bütün emekçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün yakınlarına, bütün halkımıza bir kez daha başsağlığı diliyorum. Allah hepsine sabır versin diyorum. Elbette ki bu katliam kamuoyunda yeterince sonuçları itibariyle tartışılmadı. Ben daha önce de söyledim. 301 insandan, emekçiden söz ediyoruz. Tek bir çırpıda katledilmiş, iş cinayetine kurban gitmiş 301 insandan söz ediyoruz. 301 işçi değil de, 301 yoksul insan değil de, 301 milyarder, Türkiye'nin ve dünyanın en zengin 301 milyarderi Soma'da ölseydi acaba ne olurdu? Tepkiler böyle mi olurdu? Başbakan bu işin fıtratında var diyebilir miydi? Parlamentoda yasa çıkarılırken bile kaçış odası konulmasını engelleyebilir miydi? Yoksulların kaderi değildir bu. 301 milyarder burada aynı anda, aynı günde bu şekilde ölseydi ortada ne hükümet kalırdı, ne vali kalırdı, ne kaymakam kalırdı. Ama 301 emekçi olunca katledilen, ölen, yani parasının cebinde parası olmayan, yoksul olanlar öldüğü zaman arkasından sadece yalanlar dile geliyor. Acılar bile, dökülen gözyaşları bile timsah gözyaşı olarak dökülüyor. Biz Türkiye'nin ezilenleri, işçileri, yoksulları olarak bu gidişatı değiştirebiliriz. Çünkü Türkiye ekonomisi 25 milyon işçinin, emekçinin omuzları üzerinde yükseliyor. Sizin emekçi olarak, işçi olarak ürettiğiniz %80 gayri safi milli hasılaya sunduğunuz katkı Türkiye'de %5'in cebine gidiyor. Türkiye'nin %5'i geri kalan %80'inin ürettiğini yiyor. Çalarak, hırsızlık yaparak, aşırı kar hırsıyla. İşte Soma'da da yaşanan bu aşırı kar hırsının sonucudur. Para işçinin, emekçinin canından daha kıymetlidir patronlar için. Devlet için, hükümet için daha kıymetlidir. Bir işçi, 300 işçi, 1000 işçi, onlar için fark etmez. Yeter ki paralar akmaya devam etsin. Ve bizi hep şöyle korkuttular. Bu paralar akmazsa siz de aç kalırsınız. O nedenle gidin çalışın. Köle gibi çalışın, itiraz etmeyin. Sendikaya üye olmayın. Grev yapmayın. Hakkınızı aramayın. Ve bize, ezilenlere hep bunu dayattılar. Bugün işte Soma'daki bu tarihimizin en acı bilançolarından birinin ortaya çıkmasının nedeni budur. Hayır, biz paranın kölesi olmayacağız. İşçiler, emekçi olarak patronun kölesi olmayacağız. Biz Yaradan'dan başkasının önünde diz çökmeyeceğiz. Demek için birleşmek zorundayız. Birlik olmak zorundayız. Emekçinin Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi, Ermenisi, Alevisi, Sünnüsü yoktur. Emekçi emekçidir. Hepsi sömürülüyor. Hepsinin emeğini sömürüyorlar. Bugün taşeron işçi, sendikasız işçi, iş güvencesi olmayan işçi, asgari ücretin bile altında çalışmak zorunda kalan işçi, köylü, çiftçi, bunların hepsi Türkiye'nin gerçek sahipleridir. Birileri koyacak yer bulamayacak kadar çok para kazanırken, işte birileri burada, bu mezarlıkta ancak 2 metrekare bir toprak bulabiliyor. Ve onun başında ağlaşan kadınlar, çocuklar, eşleri, babaları, anneleri, arkasından sadece gerçek gözyaşı döken halk var. Arkalarında bir devlet yok. Devletin ve halkın gerçek bir başkanı olsaydı bu da yaşanmazdı. Bir insan canı kömürden de paradan da kıymetlidir. Soma'da
Katledilen sadece 301 işçi değil. İnsani değerlerimiz katledilmiştir. Onurumuz katledilmiştir. Hepimiz incindik. İnsan olarak kendimizi hakarete uğramış hissettik. Her yerde bunu hissettik. Karadeniz'de de, doğuda da, güneyde de, Ege'de, Trakya'da da hissettik. Bizim onurumuzla oynandığını hissettik. İnsana bu kadar iğrenç yaklaşılması bizi insan olarak onursuzlaştırma girişimidir. Burada sadece onlar katledilmedi. Bizim onurumuz da katledildi. O halde onurumuza sahip çıkmalıyız. Cenazeleri bile orta yerde kaldı. Birçoğu günler sonra ancak cenazesine ulaşabildi. Ölü sayısını bile sakladılar. Tam rakamları bile halen insanlar bilmiyor. Onlar için çünkü isim önemli değil. Sayı önemli değil. Hükümet zora girmesin, patron zora girmesin, devlet zora girmesin, maden sektörü zora girmesin, uluslararası sermaye ürkmesin, buradan kaçmasın uluslararası sermaye. 301 işçinin ölmesi çok önemli değildir. Fıtratında var nasıl olsa. Hayır, bu işin fıtratında yok. Kazandıklarının %10'unu güvenliğe harcasalardı, o kuleleri dikeceklerine, lüks hayat yaşayacaklarına, milyarlarca biriktirdikleri paralar üzerinde zevk-ü sefa süreceklerine, onun %10'unu güvenliğe harcasalardı, tek bir işçi bile burnu kanamadan iş güvenliği içerisinde çalışabilirdi. Sınırsız para kazanacaklarına, maden işçisinin bugün kazandığının 2 katı, 3 katı maaş verselerdi. İnsan gibi çalışıp insan gibi yaşayabilselerdi. 301 kardeşimiz işte burada ölmemiş olacaktı. Bunların hepsini yapabiliriz, gerçekleştirebiliriz. Bunların hepsi hayal değil, mümkündür. Çalışanın namusuyla, alnın teriyle üretenin ülkesidir bu ülke. Kimsenin babasının malı değil, hepimizin ortak vatanıdır. Biz üretiyorsak biz yönetelim. Kimse başımıza ağa, paşa, patron kesilmesin. Halk kendini yönetsin. Bunun fırsatını yakalamışız. İnşallah da sonuç alacağız. Soma, Roboski acısı birleştiği gün bu ülke kendini kurtaracak. Ve bugün o duyguyu görüyorum. Roboskili annelerle Soma'daki kadınların yüreğindeki acı aynı acıdır. İkisinden de çıkışın yolu aynıdır. Birlik, beraberlik içerisinde birbirimize, emekçiler olarak, ezilenler olarak birbirimize sahip çıkarak bu cendereden kurtulacağız. Bir kez daha ben bütün Soma halkının şahsında, bütün halklarımızın başı sağ olsun diyorum. Kaybettiğimiz emekçilerin Allah yakınlarına sabır versin. Kendilerine bir kez daha rahmet diliyorum. Mekanları cennet olur inşallah. Bir daha da böyle acı bu halk, bu toplum, bu emekçiler, işçilerimiz yaşamasın diye dayanışmamızı güçlendireceğiz. Bugün burada bulunan bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanından gelip burada Soma acısını paylaşan, bu acı hepimizindir, mücadele de hepimizin mücadelesidir diyen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kadın arkadaşlarıma, gençlere teşekkür ediyorum. Allah hepinizin hayrını kabul etsin diyorum. Sağ olun, var olun.